Hey everybody. It has been an amazing month. Harika bir ay oldu. World of Warcraft. World of Warcraft. Ever since WoW Classic launched on August 26th. Klasik çıktı. We've seen millions of players around the world. Milyonlarca oyuncu geri döndü Azeroth. As it stood before the cataclysm. Kataklizmden önceki Azeroth'u keşfetmek için milyonlarca oyuncu geri döndü. Bence Eda abla çevirsin. Emin misin? Yo, ben şimdi çeviremem. Niye canım, o çevirsin ya? Ben zaten hadi aç. With your revisiting old memories or experiencing it for the very first time. Anılar işte eski deneyimleri falan filan. For the team to share in the community's passion and enthusiasm around this classic experience. We've seen players hit max level. We have seen Onyxia and Ragnaros fall. 60 level'a ulaşıldığını gördük. Onyxia ve Ragnaros'un indiğini gördük, öldüğünü gördük. Several sulfurous has been Sulfuros denilen bir item var. Ragnaros'un silahı legendary. Onun yapıldığını gördük. We've even heard about a couple of epic BOEs ninja looted. Shame on you. Epic lootların alındığını. Hayır, epic lootların ninja lootlandığını gördük. Utanın. And many devil sores have fallen and donated their leather to fuel the server's economy. Tamam, devil sore leather. We've also heard from many of you that you're ready for something new to sink your teeth into. Tamam, yeni bir şeyler için ağaç olduğunuzu görüyoruz falan filan. Phase 2 plan that was going to be Diremaul dungeon, world bosses and the honor system. Yeni gelecek şey de Dire Maul Dungeon'ı gelecek ki Dire Maul biliyorsunuz ogrelerin olduğu dungeon. O dungeon yoğdu. O dungeon gelecek, ondan bahsediyor. Başka neden bahsetti? World Boss'lar gelecek bu. Yaşam ağaçları var haritanın belli yerlerinde. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Mesela Hinterlands'te şurada Serenade denen bir şey var. Ağaç var. Mesela Duskwood'da burada Twilight Grove denilen bir yer var falan filan. Böyle birçok yerde haritanın dört yerinde ağaçlar var. Bu ağaçların önünde World Boss'lar duruyor. Emerald Dream'den gelme bunlar getirecek. Onlardan bahsediyor ve Honor sistemi gelecek. Yani bu demek oluyor ki klasiğe PvP geliyor. For PvP. I'm happy to announce that we're going to break Dire Maul out separately and get it out there as soon as possible. In fact, Dire Maul retail'de gördüğünüz gibi parça parça gelecek. Just a couple of weeks from now, the week of October 15th, the Dire Maul dungeon will go live worldwide in Classic. So ayın 15'inde, değil mi? Evet, ayın 15'inde bütün dünyada aktif hale gelecek. Those ogre suits, practice those tribute runs and get your hands on that sweet sweet. Bu ogre suit düşen bir boss vardı. O yine düşecekmiş. Tatlı tatlı. Of course, we still have the honor system and world bosses just around the corner after that, and I'll share more detailed information on exactly when to expect that as soon as we have it. But we can't wait to see everybody jump into Dire Maul. Now, it's all... bu diğer saydıklarımızdan ziyade öncelikle Dire Maul gelecek, daha sonra peyderpey gelecek diğer bahsettiği konular arkadaşlar. Also been an incredible couple of weeks in Battle for Azeroth. Just last week we saw patch 825 go live and players around the world. Pek bir şey yok aslında. Sadece 825 geldi ve world got to experience the thrilling end to the war campaign. War campaign'in heyecan verici thrilling gergin, diyor ama bence çok thrilling değil yani thrilling. Böyle hani thrilling olmadı. Thrilling dediği şey hani şaşırtıcı. Ha falan filan böyle. Gergin de diyor thriller. Neyse. As Sarfang's long journey brought him to stand side by side with Anduin in front of the gates of Orgrimmar, facing down Sylvanas and her forces. Şöyle uzun uzun cümleler akıyor bunlar, bildiğiniz şeyler diye çevirmiyorum tek tek. İşte Saurfang Anduin'le omuz omuza Orgrimmar'ın kapısına dayandı, Sylvanas'la kapıştı, onunla yüzleşti falan filan diyor. Yani çevrilecek bir şey yok. This battle that has consumed all of Azeroth to an end once and for all. But in the meantime, there are bitti mi? Burun çekmeleriniz bittiyse devam ediyorum. Tamam. Other threats that have been lurking in the shadows. Lest we forget our adventures in Nazjatar and at the end of Eternal Palace when we faced down Queen Ashara herself, we did so against the backdrop of an ancient prison built to contain one of the mightiest of all evils that Azeroth has ever known. Şöyle hani artık madem hepsini çevire çevire gidiyoruz. Hani bunlar yaşanırken Nazjatar'da da hani olanlar oldu zaten diyor. İşte Queen Ashara işte o Eternal bilmem ne Palace'ın sonunda hani öldürdük. Ama hani prison'dan çıkan bir ne derler ona?
Yok Kaynayan. yok, kurtulan yani hapsedildiği yerden kurtulan böyle ne derler? Yani hepimizin düşmanı vardı, o çıktı falan diyor. Enzo'dan bahsediyor Nasıl işte. da? Lurk The old god Azoth. And as Queen Ashara fell, with her last gasp, the lock, the final seal that contained Azoth was broken. Buraları da biliyorsunuz işte, hapsinin son kilidi kırılmış oluyor falan filan diye işte şey Aşara son nefesini verirken. The next major content update coming to World of Warcraft Battle for Azeroth is Visions of N'Zoth. Bir dahaki gelecek büyük content yani yama Visions of N'Zoth 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 olacakmış. N'Zoth. I will answer that question and so much more. For the first time we're going to see an old god unleashed in their full might. Dur. İlk defa World of Warcraft'ın hayatında ilk defa bir old god'ın kurtulduğunu unleashed. Ya hayır. Abi yok, bu fotoğrafı çekmem lazım. Yani böyle bir yayıncılık yok amına koyayım ya. Ya aşkım ya. Şunu söylemeye çalışıyor. İlk defa hani World of Warcraft tarihinde ilk defa tam gücüyle bir Old God göreceğiz diyor. Yani Sharash, Yogg-Saron, Katun gibi Old God'lar biliyorsunuz hani yarı gücünde tam summonlanmamış halinde geldi. Ondan bahsediyor. Yani anladığım kadarıyla N'Zoth normal full gücüyle göreceğiz. Yani Yogg-Saron gibi işte yok orasına gir, burasına gir, beyninde kapış, işte iki tane tentacle çıksın ya da Katun gibi içine gir, işte çık, kes falan gibi olmayacak. Birebir N'Zoth'la karşılaşacağız gibi anlıyorum evet, ben. Evet, full might. Dark Fury. We have seen C'Thun's eye. We have seen Yogg-Saron locked away in a prison. Aynen şeyden bahsediyor. Ysarj, who perished long, long ago. Aynı şeyden bahsediyor. Sharash daha önceden yenilmişti zaten diyor. Hani onun neden onu yankısıyla kapıştık diyor. Katon'un gözüyle kapıştık diyor. Yogg-Saron yarı prison halde yani hapis haldeyken kapıştık diyor. But now for the first time we are contending with an old god that is fully free of all shackles. Tamamen. Aynen bütün shackle'larına yani prangalarından kurtulmuş bir N'Zoth'la karşı karşıya. From Azeroth to reach out with his tentacles and tendrils and plot and plan and undermine all that keeps us safe. Hmm. Yani diyor ki o tentakıllarından, tendrillerinden bizi koruyan şeyler artık kalmadı gibi bir cümle kuruyor. Ben burada bunu kafamda direkt şey canlandı. Kataklizm'de Deathwing çıkıp etrafı yakıp yıkıyordu. Burada da böyle böyle nasıl söyleyeyim herhangi bir şansla falan böyle altımızdan tentacle çıkıp bizi tek atabilecekmiş gibi falan filan geliyor. Rio puanımıza nereden bakıyorsun? Onun sitesi var Raider.io diye yazıyorsun abi. Şuraya ben yazayım. Ya da onun adını sen söyle, bir tane addon'u var onu indiriyorsun. Aynı isimli oradan devam ediyorsun. Biz şunu devam edelim, baltalanmasın. That is the threat that we face in Visions of N'Zoth. Nyalotha, the sleeping city, the dreaming city. Takip için teşekkür ederiz. Hoş geldin. Called it. Is the domain of the Black Empire. It is this alternate world inhabited by the old gods and their minions. And it's not a distant location for us to travel to via a starship or a portal. It's in fact all around us. Şöyle Nyalotha'dan bahsediyor. Biz Nyalotha'yı daha önceki yayınlarımızda açıklamıştık. Hani ölen her şey nasıl söyleyeyim Shadowlands adında bir yere gidiyor. Nyalotha'da hani böyle özel işte Wild God'ların, Loa'ların, Tanrıların, Old God'ların şunların bunların takıldığı yer olarak biliniyor. Ve hani Emerald Dream nasıl dünyanın iyi özümsemiş hani iyi blueprint'i, iyi saf hali ise bu da dünyanın hani olduğumuz yerde evet. Ama başka bir realm oluş hali. Dünyanın şeyi Black Empire'ın blueprint'i bu da. Hani Druid'ler için Emerald Dream nasıl Azorot'un iyi blueprint ise, blueprint ne demek bu ara Türkçesi? Out of this thin veil and what N'Zoth is doing is tearing that veil down. Bringing horrible nightmares and dark. Ha bir perdeyle ayrılmış durumda işte şu anda Azoroth'tan. Hani adını sen söyle N'Zoth da bu perdeyi yıkarak şey yırtarak gelecek ve iki dünyayı birleştirecek gibi. The forces of the old god are ascendant into our world. And if we don't stop him, there will be nothing left of Azeroth. Ha, eğer N'Zoth'u durdurmazsak Azeroth'ta hiçbir şey kalmayacak. Tamamen Black Empire şeyine girecek diye. Neyse ben kaçar videoyu yorumluyorduk lan.
Ben de anlamadım. Videoyu yorumlarken kaçıverdi. Because this has been a battle for Azeroth between the Alliance and Horde, but it's also always been a battle for the safety of Azeroth, for the future of Azeroth that our heroes have been waging all along. Ha. Eyvallah, görüşürüz canım, ne demek? Hani Battle for Azeroth hep Alliance ve Horde arasındaki battle olarak düşündünüz diyor. Ancak Battle for Azeroth Azeroth'un safety'si için verilen bir savaştı. Savaş oluyor diyor. Now is coming to its conclusion. Now, Titan facilities across Azeroth are the key to containing, controlling and understanding the power of N'Zoth. Biliyorsunuz Uldaman, Ulduar gibi Titan facility'ler var Azeroth'ta. Kimi yerlerde hatta cüceler bunları kazıyor, görevler falan yaptık. Hatta birkaç tanesini aklımda kalanları göstereyim, hani gözünüzde canlansın. Birlikte yayınlarda gittik buralara. Mesela Lokmodan'da şurada bir yer vardı, Evocation Site. Hatırlıyor musun, böyle büyük büyük binaları, evet, kazıları çıkartılıyordu. Ya da Wetlands'te şurada Veglar's Evocation Site vardı işte. Bunlar hep Titan facility'lerin kalıntıları. Şey yapmana gerek yok. Komple Tanaris'i gösterir zaten, kazı bölgesi. Tanaris bende açık değil ama haritada. Ha. Neyse. Bu tarz yerler işte Titan facility'ler. Bu N'Zoth'un gücünü contain edebilmek için, yani anlamak, durdurabilmek, anlamak ve kontrol altına alabilmek için anahtar rolü üstleniyor. Diyor. The Titans have always been our world's last bulwark against the assault of the old gods. And so of course, çünkü Titanlar her zaman için son, hani kalkandı, koruma çizgisiydi derler yani. Evet, koruma çizgisiydi. Old godlara karşı olan savaşta. Those facilities are being assaulted by the minions of N'Zoth. Whether birçok facility N'Zoth'un şey minyonları tarafından ele geçirilmeye çalışılıyordu. Evet. Mesela Dark Shore'da falan gidip yapıyorduk ya, hatırlarsınız, böyle orada Old God Kıtrazi ırkından şeyler, yaratıklar vardı, kesiyorduk falan. Retail'de oynayanlar hatırlar. Humanoid allies, horrible insects, or the eldritch creatures of the old gods themselves. We're gonna have to rally to their defense and actually defansımız venture through lazım these rifts into the world that N'Zoth's minions inhabit. Into an alternate reality that reflects the manifestation of all of N'Zoth's goals. Yalnız bir saniye, şimdi şurada parça parça gideyim. Ben yanlış mı algılıyorum? Hani sadece Azeroth'u defans yapmakla kalmayacağız diyor. Bu işte Nyalotha Shadowlands artık nereyi kastediyor cümlesinde. Ben Nyalotha olarak algılıyorum. Yani N'Zoth'un bulunduğu bölgeye portaldan geçip hani onları orada durdurmaya çalışacağız diyor. Aynı zamanda alternatif bir gerçeklik, evet, yaratılacak. Orada karakterlerimizin karşılığı olarak, evet, düşmana aynen karşı öyle koyacağız diyor. Aynen bir daha öyle dinleyelim. Aynen öyle. Reflects the manifestation. Aynen öyle. To analyze it, understand the power of the old gods and destroy these visions from within. We talk about what that actually means in practice in terms of gameplay. Now, the first sign of N'Zoth's power that we're going to witness firsthand are assaults by his minions on two key locations in Azeroth that are home to Titan facilities. Now these Titan facilities are our world's last defense. Destroy these visions from within. We talk about what that actually means in practice in terms of gameplay. Now the first sign of N'Zoth's power that we're going to witness firsthand are assault. N'Zoth'un gücüyle karşılaşacağımız ilk şey, yani ilk elden karşılaşacağımız ilk yerler Titan facility'lerdeki istilası olacak. On two key locations in Azeroth that are home to Titan facilities. Two key locations diyor. İki yere saldıracaklar ama nereler acaba? Now these Titan facilities are our world's last defense. Yani dünyamızın son defans noktaları. Our final bulwark against N'Zoth coming completely into our world and plunging it into madness. Buraları kaybedersek, bu iki noktaya geçersek N'Zoth tamamen Azeroth'a hükmetmeye başlayacak gibi bir şey söylüyor. Evet. Bakalım nerelermiş buralar. So when an assault is active, the zone will be overcome with powerful lieutenants of N'Zoth, enemies to defeat, treasures şey to uncover. Durdurur musun? Heh. Arkadaşlar, N'Zoth'un şöyle bir olayı daha var. Bu alternatif bir şeydir. N'Zoth kaybedeceğin anda şey filmini hatırlıyor. Tom Cruise'un bir filmi vardı. Yaratık kaybettiğin an sıfırlıyor, resetliyor her şeyi. N'Zoth'un böyle bir gücü daha var, bunu bilin yani. Resetliyor. Önceden tahmin edebiliyor.
Eyvallah. Bütün formuyla yani gelecekmiş olmuyor. Bu sefer. Bütün formuyla gelecek de şu anda bahsettiği şey bütün formu değil. Güçlü lieutenant yani teğmenlerini gönderecekmiş bu iki yere. Büyük ihtimal işte nasıl söyleyeyim Warfront gibi bir şey olacak. Warfront gibi bir şey olacak. Oralara gireceğiz böyle sıra alıp pisikleri, enzotun pisiklerini temizlemeye çalışacağız bence. Bu ara puzzle'lar olacakmış çözmemiz gereken. As well as major zones like Mechagon and Nashtatar most recently. Now let's take a look at a couple of these locations. First off, Uldum. Aa, bak Uldum. Hiç aklımıza gelmedi. Ben Uldaman, Ulduar şu bu falan dedim. Uldum, evet. Uldum'da çok büyük Titan facility. Hatta ne Origination buradaydı değil mi? Ne Forge of Origination buradaydı. Forge of Origination bu ara şey Titanların nasıl söyleyeyim? Hani yapıp hareket haline getirdi. Mesela şu an gördüğünüz mobları Titan elleriyle yapıyor ama hareket şeyi yok, yeteneği yok. Forge of Origination'a sokup hareket yeteneği kazandırıyorlar. Home to the Halls of Origination, the Great Titan Vault is going to come under regular assault by the minions of Nazoth. When an assault is active in the zone, players will rally to Uldum and battle across the zone against the old god's minions. Tamam, Uldum savunması olacak. Bunlardan birincisi, az önce bahsettiğim şeylerden birincisi. Now, another key location in Azeroth that's a major Titan facility is the Veil of Eternal Blossoms back in Pandaria. Pandaria'daymış. Is what I'm referring to, of course. Now, Mogushan Vault'muş ben. Last time we saw the Veil of Eternal Blossoms, it had been blighted with dark Shah energy unleashed by Garrosh towards the end of Mystic. Eternal Blossom şeyi haritası geçen gördüğümüzde Garrosh'un yüzünden hani Shah enerjisiyle kaplanmış işte Shah her taraftan Shah fışkırmış falan halde görmüştük diyor. Now the passage of time and the natural redemption that came at the end of that arc has finally healed those old wounds to the land. Zaman içerisinde ve Garrosh'un yokluğunda hani toprak kendi kendini yeniledi ve hani her şey fully restored to its original glory, tamamen iyileşti. All players to visit in this next content update. Her şeyle. Until it comes under attack by the minions of the old god and is once again plunged into a new type of darkness. Don't worry, it's only going to look like this while Nazoth is actively assaulting it. Otherwise, and in the long run, the original pristine veil is here to stay. But you will want to journey here, fight off the old god's minions. Old God minyonları buraya saldıracakmış. Now Visions of Nazoth isn't just the name of this content update, it's also the name of its major new feature. By completing assaults, you'll be able to earn your way into the deepest recesses of Nazoth's mind and the reality that's seeking to manifest itself across Azeroth. Nazoth aynı zamanda Azeroth'ta hero'ların da dahil olduğu herkese kendi manifestosunu empoze edebilmek için hani mind oyunları oynayacakmış. Bunları göreceğiz. Bunlardan bahsediyor. There are these horrific visions, which bazı visionlar yani görüler göreceğiz. Centered around the capital cities of Orgrimmar and Stormwind. It show us an alternate reality of what might come to pass if we do not succeed. Eğer başarılı olmazsak Stormwind ve Orgrimmar'ın başına neler gelecek gibi senaryolar yani göreceğiz. Yani here we see maps of Orgrimmar and demiş de olay sıfırlıyor. Ne? Sıfırlıyor işte dediğim olay. Ne alakalı? Nasıl sıfırlıyor? Ya bak olay şu. Şimdi sen savaşıyorsun ya bir tarafta. Kazandığımı zannediyorsun. O muhabbet. Kazandığımı zannediyorsun. Zafere gidiyorsun. Fakat adam mind control yapmış. Farklı bir teoride sana ha tamam yoktu. Ama bu bir vision yani kendi realitede resetleyemiyor. Bunu şöyle durduruyorsun. Orada bir paradoks yaratıyor. Şeye gitmen gerekiyor. Nailota'ya gitmen gerekiyor. Asıl olay orada dönüyor. Bakalım şimdi bahseder bakalım Nailota'ya gitmek gerekiyor mu? The deepening corruption the farther into the cities we go. Now when you first enter a horrific vision, I can virtually guarantee you're not going to make it very far. Your mind will succumb to Nazoth's relentless assault. As your sanity slips away, you'll begin to experience effects, various detrimental effects, some cosmetic, some very serious mechanical hindrances, as your sanity literally is drained. Hani delireceksiniz falan diyor ya kendi şehrinizin içerisinde. By being within this horrific vision and by facing off against Nazoth's minions,
you will have to retreat, but you'll do it taking with you the things that you've learned along the way, which will enable you to build better defenses for your future trips. Now, we're going to be working with none other than Rathion, son of Deathwing, who knows a thing or two about corruption, because his father, of course, was famous. Bu yozlaşma, yani bu corruption hakkında Netherion'un, yani Deathwing'in oğlunun bazı bildikleri var diyor. Plunged into madness by Nazoth's corruption. And what else does Rathion know very well? Well, of course, legendary cloaks. And Rathion Legendary Cloak verecekmiş bize konuyla alakalı. Was going to work with us. To create a legend. Devam ediyorum. Evet. Ben kendi kendime konuşurum. Sen bana ne bakın? Deliyim ben ya. Tamam da duymam lazım. Cloaks. And Rathion is going to work with us to create a legendary cloak that will initially provide some sort of defense, some sort of shield against Nazoth's sanity draining attacks. Bu şey vardı. Dead Knight'ların bir tane legendary back vardı. Anti magic shield'ı şey yapıyordu, güçlendiriyordu falan filan, onunla alakalı şey veriyordu. Ona benzer bir muhabbet. Bazı savunma mekanikleri geliştirecekmiş. Bu şu an 3 tanesini gösteriyor. Büyük ihtimal 3 tanedir. Gelecek legendary cloak ile. This will enable us to venture deeper and deeper into these visions on our successive visits. Bu şehirlerdeki olan şey görülerin daha derinlerine inmemizi sağlayacakmış. Earning greater rewards, also unlocking more of the mysteries behind Nazoth's power. Ve daha fazla gizemi çözmemize yardımcı olacak. Also come in handy when you face off against Nazoth himself further down the road. Now, in addition to the legendary cloaks, you'll also be taking fragments of Nazoth's corruption out of these horrific visions with you. Aynı zamanda bu yozlaşmalardan dışarı bazı parçalar da çıkartabilecekmişiz. Yani sadece mind control değil, aynı zamanda realistik bir gerçekliği de var. Çünkü baya baya parça alıp geleceğiz yani o sahte gerçeklikten. Mother'a ve Magni'ye götürecekmişiz analiz etsin diye. Nedir bunlar diye. Böylelikle defansımızı güçlendireceklermiş. Yeni bir research mekaniği gelecek. Bu hani level kasarken falan Etrik'ten ya da işte bazı NPC'lerden yapıyorduk ya. Ya da işte Class All'da, Legion'da yok işte item düşerken epic düşsün falan filan gibi şeyler, researchlar. Ona benzer bir sistem geliyor anladığım kadarıyla. O da şey bu. Titan Research Archive'de değil bir şey. Future visits into the horrific visions, allowing you to delve deeper, overcome greater threats, and weather the effects of the sanity. Ya bu geliştikçe daha derinlere inmenizi sağlayacak ve daha büyük tehditlerle karşı karşıya gelebilir hale geleceksiniz falan. We've been looking for a way to provide a more satisfying solo progression experience and a real challenge that you can work towards on your own without needing a group of dungeon players or raiders or a battleground group at your side. And that's one of our goals really in crafting this Visions of Nazoth feature and these ben anlamadım. Minions. These will help your future visits into the horrific visions, allowing you to delve deeper, overcome greater threats, and weather the effects of his sanity draining attacks. Ever since the Mage Tower in Legion, we've been looking for a way to provide a more satisfying solo progression experience. Legion'da Mage Tower yapıyorduk ya, hani solo gidiyorduk, silahlarımızı falan filan geliştiriyorduk. A real challenge that you can work towards on your own. Yani bayağı zor bir şeydi o işte. A group of dungeon players or raiders or a battleground group. Hiç kimseye bağlı kalmadan işte. At your side. And that's one of our goals really in crafting this Visions of Nazoth feature and these horrific visions. This is an experience that you can go into entirely solo and work your way through. Yani bu bahsettiğimiz az önce şehrin korumalaşmasındaki işte parçalar alacağız, geleceğiz, yok geliştireceğiz falan, tamamen solo yapılabilir hale gelecekmiş. Making progress further and further each time as you gain the benefit of Titan research, understand the tricks and the threats posed by Nazoth's enemies, and eventually fully clear the vision at the end of your journey. Of course you. Bu nasıl söyleyeyim, gelişimi tamamladığınız zaman işte Nezot'un ne olduğunu, gerçekliğin ne olduğunu tamamen ayırt edebilir, saf haliyle Azeroth'u görebilir hale geleceksiniz diyor. Yanlış anlamadım değil mi? You can also bring friends in with you. Aynı zamanda arkadaşınla da yapabilirsin. Ada gibi. 5 kişiye kadar. And the rewards are equal regardless of the size of your group. We want to let you experience this the way that best suits your playstyle. We can't wait to let players check this out on the PTR and hear from you what you think. Zaten şeye gelmeden önce
gerçek oyuna gelmeden önce PTR'a gelecekmiş. Hani fikirlerinizi de paylaşabilirsiniz bu konuyla alakalı. All of this is leading to a showdown with Nazoth himself. And that journey is going to... All of this is leading to a showdown with Nazoth himself. Bu yaptığımız tamam her şey bizi... nasıl söyleyeyim? Enzot'la yüzleşmeye götürecek. And that journey is going to take us into the sprawling raid that is the centerpiece of this content update. Yeni bir raid geliyor. Nyalotha, The Waking City adı. Nyalotha, a 12 boss raid that showcases the full splendor of the Black Empire. Black Empire'ın tam bir nasıl söyleyeyim? Yansıması olacak. We have to fight our way through the military might of Nazoth's minions. Askeri kanadıyla yüzleşmek zorunda kalacağız Nazoth'un. Disgusting spawning pools. İğrenç neden ona oluşumlardan başlayacağız. İç. İç. Eyvallah. Sen evlenmedin mi oğlum? Diyettim neyse. Hani bu böyle işi gücü bırak. Sen evlenmedin mi? Created the corruptions that we've seen across the years. The insectoid. Abi klasik oynuyoruz da video çıkmış. Nasıl söyleyeyim sıcağı sıcağına yorumluyoruz. Allies and minions of Nazoth. Those humans that have decided to embrace his cause of corruption. And much more. İnsanlar var, çeşitli humanitiyatlıklar falan filan. Azeroth'un kendi gücünü direkt olarak kullanacakmışız. Old God'ın kendisiyle yüzleşene kadar pek çok işte onun müridiyle kapışacakmışız falan filan. In order to emerge triumphant and save Azeroth. We also have a number of changes coming to our reward systems with Visions of Nazoth. Reward system değil yani ödüllendirme sistemi değişecekmiş. Utku araya birkaç tane yalan at da biri izleyip araşırsa. Ha. Benden çaldı belli olsun. Earn an upgrade to defend yourself against Nazoth's assaults. We'll also have new levels for the Heart of Azeroth. Heart of Azeroth için yeni level geliyor zaten diyor Legendary Clock'tan bahsetmiştim. Pasif özellikler gelecek ve yeni esans slotları olacakmış. Zaten görüyorsunuz. Normalde yani buraya kadardı. İşte buradan devam edecek. Devam edecek. Bu demek oluyor ki yayın takviminde düzenlemeler yapacağız. And more. And also, as we're seeing assaults by the minions of Nazoth on Titan Forges around the world, we have to wonder, is it possible that these assaults on Titan Forges might somehow change the nature of Titan Forging? This is something we are still discussing, and we are working on a plan that we'll be able to roll out in the very near future. Titan Forge dediğimiz bazı... nasıl söyleyeyim etkenler vardı ya diyor hani daha önce kullanmıştık bunları işte mesela işte bu sistemler üzerinde yeniden çalışacağız diyor yani şu an henüz belirlenmiş bir şey yok yeniden çalışacağız diyor. But we're excited about the idea of embracing the old god threat this time around to replace. Bu hainliktir. Birinci neden twisting nedir? Bu. İkinci sorum bu kadar hakim bey. Neymiş bu? Hem Horde hem Ela hiç yakıştıramadım. İşte her şeyi gri bakabilmekle alakalı bu. Her ben şey de hiç Horde yakıştıramadım. Mi? Sen bir konuşma lan. Ne? Oğuzhan. Niye ya öyle diyorsun? doğru söylüyorsunuz. Arada ben de kendime Alliance'ı yakıştıramadım oluyor ya. Haklısınız. Place Titan Forging with something a bit different, something a bit more twisted and corrupt, but also ideally works to preserve the value of item level and the correlation between for the glory of the alliance. Seninki small olmadı. Kaçın. With something a bit different, something a bit more twisted and corrupt, but also ideally works to preserve the value of item level and the correlation between doing difficult content and getting the best rewards. Also coming in Visions of Nazoth, at long last, are a couple of new allied races joining the Horde and the Alliance. Races geliyor arkadaşlar. Allied race'lar geliyormuş. First off, new on the Horde races. Side. Horde side. Everyone, I'm sure, we have the Vulpera of Vuldoon. Vulperalar Horde'a geliyor. Çok tatlı. Kıskanın. Ay çok cute. Aynı anda. Kıskanın. Çok şirin. Kıskanın. Hiç
hiç kimse beklemiyordu onların geleceğini aşkım. Hiçbiriniz tahmin edemediniz. Çok tatlı. Oh. Dedim ya lan, tam aynı anda söyledim. Vulper'e dedim. İzlemişsin lan videoyu. And if you've completed... Hi! I love you. Ben bunu nah beklemiyordu. Valla ben beklemiyordum açıkçası. The Voldune level up questline and you're exalted with the Voldune Eye. You'll be able to jump in Visions of Nazoth, complete a questline and run around as a... Evet evet. Love and you. Evet evet. 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 Çok tatlı. Evet. So cutie. Dur bakayım size ne geliyor. Size ne geliyor? Sorry. Baş. On the Alliance. Geliyor onlara da. Ne, ne? Yeni expansion değil abi. Yeni patch açıklandı. 8.3. Side in the meantime. The mechanomes of Mechagon. Onlara da şey gelecek. Mechagon'lar geldi. Başka bir gnome geldi. Abi diyorum bak ya. Bak saniyesinde duymuyor musunuz? Ya bunu zaten tahmin ediyorduk yani geleceğini. Niye sorun, niye geldik? Ya zaten tahmini bayılıyorum. Ne geliyormuş? Mechagon. Ben Alliance olarak Gnome sevemiyorum. Ben Gnome'u seviyorum, bu kötü. Bu çok çirkin. Ben Gnome'u seviyorum arkadaşlar. Yani yanlış olmasın. Gnome çok güzel bir ırk lan. Niye? Sevimli, tatlı, küçük, seksi, evil dansı yapıyor yani. Bu ne oğlum? Ben sevmiyorum. Zaten Tinker'ı da sevmiyorum. Yani bilmiyorum, bana çekici gelmiyor. Mekanonlar şey olarak mı geliyor? Playable olarak mı? Irk ya. Elite Race olarak geliyor işte. Alliance'a geliyor. Evet. Horda'da ne geliyor? Vulpera. Bak. Çok tatlılar. Hayda. Merve Kaplan, Merve Kaplan yazdı. Merve hoş geldin. Merve Kaplan geliyor. Burada. Hoş geldin, tamam. Çok yine sevim Vulpera'lar. Niye lan Vulpera'lar? Vulpera'lar sevmiyorsan siktir git. Büyük ihtimal engineering skill'leri upgrade'li olacak o şeylerin. Gnomları mı? Hı. Ve hatta ama dur bak. Şey muhabbeti getirirlerse, engineering'leri bölerlerse Goblin Gnome Engineering'i yine bölüp Tinker'a hazırlık yapıyor olabilirler yalnız. Yeni expansion için diyorum ben bunu. Bence gayet mantıklı yani şu an söylediğim şey. Tamam, devam et. Your choice. I'm also happy to share that we're adding new heritage armor quest lines for the recently updated. Bir dakika, bu da önemli. Goblin ve Worgen geliyor. Bir dakika. Burada biz ezildik. Görünüm, görünüm. Görünüm nerede? Hayır. Görünümleri mi değişecek? Hı-hı. Updated. Ha. Görünümler değişti ya. On the Goblin side, you'll be able to earn this perfectly suitable set, complete with explosives and rockets and everything else that makes the goblins cold heart. Bence çok güzel değil, idare eder. And of course for war. Goblin'in yaratacağı modu. Daha güzel. Yok abi, çok şık. Evet evet. Şimdi dur. Alliance ezdi. Alliance ezdi şu an. Çok şık. Çok güzel bir şey geldi. Çok güzelmiş valla. Who doesn't want to do that? Çok iyi. Also coming with this is a Evet, güzel abi, güzel. This isn't just a UI reskin, but we actually redesigned and rebuilt the guts of the system. Komple şey sistemi değişiyormuş bu arada. Auction sistemi değişiyormuş. Make it faster, more performant and to get rid of those annoying single stacks that literally ya, olaya getirebilirler. Tek stack olayı ortadan kaldırılıyormuş. That literally likes. We recognize that there are hundreds of thousands of transactions happening across our auction houses on a regular basis, and we want to create a modern system that's smooth and easy to use. In redesigning the auction house, we had a couple of major goals. First off, we wanted to make the whole thing smoother and more performant. This is something that we started working on. Daha hızlı ve daha smooth, hani hareket edecek ya da işte çalışacak bir sistem hazırlamaya çalışıyoruz. Right around the launch of Battle for Azeroth, when folks may remember, the auction houses were clogged with tons and tons of single stacks, and searches and even purchasing or selling things might take several seconds or upwards of a minute. Bu single stack olayına çok takılmışlar. Evet. Demek ki çok şikayet var. Horde'nin ne alaka oğlum lan? Ya hadi. Horde'ki Alliance bir maç yapıyor bunlardan. Evet ya, çocuk gibiler ya. Hadi kapat. Some unfortunate cases. We want to make sure that never happens again. Separately, we want to tailor the auction house functionality to the way that most people use it most frequently. And so, if you're just somebody who goes to the auction house periodically to buy consumables for your raid or to sell some extra stacks of cloth or ore, we want to make that as smooth and as seamless a process as possible. The first major change that we've made is separating out stackable items to effectively... Ha, şeye benzetmişler.
Bu cep telefonunda bir uygulama vardı, hatırlıyor musunuz? Evet. Kullanan var mıydı? Oradaki Auction House sistemini oyunun içine getirmişler. Nasıl yani? Nasıl söyleyeyim? Hani orada hızlı bir şekilde en ucuz onu al bul koy mantığı vardı. Hmm. Ve işte atıyorum stek stek lap 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 koyuyordun, hiç geçiyordun. Aynen ona benzetmişler. Ben şu an bak bu görseli görünce aklıma direkt o geldi. Başka bir şey gelmedi. Auctionator kullanmaya gerek kalmayacak. Zaten kullanmıyordum ama evet. O addon'un tamamen şeyini bypass etmiş. Addon'u biliyorum bu arada, denedim. Güzel bir addon'du. Onun şeyini nasıl söyleyeyim? İşlevini ortadan kaldırmış, doğru söylüyorsun. Or cloth or potions. And people who are purchasing them can purchase portions of a stack. There's no more sense of there's one of this and two of this. There just happen to be 117 pieces of ore at this price, listed by 7 or 8 different buyers. If you want to buy them, you can just buy 15 pieces. It'll buy part of someone's stack. Hani milletten nasıl söyleyeyim, ben Ramazan'dan bir tane, Eda'dan bir tane alabiliyordum ya. Onun işte senden bir tane, senden bir tane, iki tane alabiliyorum en ucuzundan, tak tak. Anladın mı? Yani mesela atıyorum işte bir kişi binlerce bir şey koymuş, onun 1000 tanesini tek seferde çekebiliyorum. Her biri için tek tek buyout yapmama gerek kalmıyor yani. Kimileri şey yapıyordu ya, flasklar, pudlar ucuz olsun diye tek tek koyuyordu. O sistemi ortadan kaldırmış işte. Kore geçtik. Ne? Edonlar bok yedi. Yani. Cem TTS teşekkür ederiz takip için. Eyvallah. Fikret Çiğdemir teşekkür ederiz takip için. Merhaba, hoş geldiniz. Takipler için teşekkür ediyoruz. If it's sold, you'll get the gold for what's sold and the remainder back in the mail to you. Also, we have the ability to favorite items and create a shopping list for yourself. So if you regularly forget the name of that specific cut of gem or that consumable, you can just have a checklist that you can quickly search for and buy on the go. And on the selling side, you won't have to worry about stack sizes as you're listing your goods, and undercutting is much less of a factor. Tamam oğlum, anladık, geç artık. Çok mutlu, bunu yaptı için. Evet çok ya mutlu. Adam ya, bunu yaptık bak ha. Offer improved functionality, a smoother interface and faster responsiveness for people on all sides of the market as well. Mark 2, görüşürüz abi. İyi geceler. PvP, hadi ya, PvP ile ilgili de söyledi. Onur sarkazm mı yapıyorsun la, ben anlamadım. As some of the power users out there. We can't wait for people to check it out on the PTR. Let us know what you think. And we'll be listening to see any further improvements we can make. Bence dalga geçiyor değil de gerçek söylüyor da. Some of what Visions of Nazoth has to offer. Also coming in this content update is a heroic version of the Darkshore Warfront. Darkshore Warfront'un heroic versiyonu geliyor. Yeni yüksek item şansı demek bu. A new PvP season. Season 4 of sezon 4 PvP sezonu geliyor. Battle for Azeroth with of course all new rewards. Yeni ödülleriyle birlikte. And a new mythic keystone affix that reflects in this keystone mekanikleri gelecekmiş. Mythic as his tendrils spread their way across. Bu şey gibi işte Benulink gibi ya da işte Gao'nun şeysi gibi, artı ondan yukarısına büyük ihtimal Enzot'la alakalı tendrils falan filan gelecek büyük ihtimal. Geçenki Warfront HC'leri de millet çok hype'lı bekledi, çok easy çıktı. Haklısın. Büyük ihtimalle de aynısı olacak. Azeroth. Oyundan attı beni. With this corrupted affix active, when you go into a dungeon in season 4, you'll see occasional Black Empire obelisks dotting the landscape. Interacting with one of these obelisks will pull you into an alternate world where we see Nazoth's power ascending. Bu obeliskleri görüyorsunuz değil mi? Şurada şu. Bunların içine girip bunları guardları yani portal guardları gibi bir şey var, bunları keseceğiz. Mini boss gibi olacakmış bunlar. Don't involve the use of shroud of concealment or invisibility. Now of course if you keep these minions alive. Ha, bu ara diğer realmdeyken yani görünmez olacaklarmış. And you just decide to ignore them entirely, they may come and pay you a visit as you're fighting the final boss of the dungeon. Zaten sonlarına yaklaştık ya. As you approach dungeons. Ha, ben şey diyordum, bu portallara girip bir başkasından çıkabilirsiniz. Yani öldüğünüz zaman atıyorum şey yapmak durumunda kalmayacak. Nasıl söyleyeyim? Tekrar aynı mobların önünden çıkmak kalmayacak. During BFA season 4.
Now you may be wondering when you're going to get to check all of this out. Well, I'm very happy to announce that we're working literally as I speak on getting this uploaded to our public test realm for the entire world, and we should have it live later today. You'll be able to jump in, check out assaults by Nazoth's minions, venture into your very first horrific visions, and much more. And just after that, stay tuned for news regarding multiplayer raid testing and more. Thank you all so much. We'll be listening very closely to all of your feedback from the people. Yeni bir içerik değil bu. Nasıl söyleyeyim? 8.3'ün açıklaması, yani önümüzdeki ay neler gelecek gibi bir şey muhabbeti döndü. Yeni içerikler aslında. Kısaca bir özetleyelim. Aslında şurada bir pencere açmış olduğu var mı? Nasıl yani? Şurada sıralamıştı ya. Sıralamıştı, o güzeldi. Gel. Biraz daha gel. Biraz daha. Burası. Şimdi şu altyazıyı da kapatayım. Assault'lar gelecek arkadaşlar. Azeroth'ta Titan Facility'lerden bahsetmiştik. Titan Facility'ler, adını sen söyle. Titan kurulu. Enzoth'a karşı defans yapacağımız noktalardan olacak falan diye muhabbetini geçirdi. İşte Nezoth ilk önce buraya saldıracak. Shadowlands'ın yeni paket olabilir ama bu şu an bahsettiğimiz konu yeni patch. Paketliği Shadowlands'e geçme ihtimali çok yüksek. Ben onu geçiyorum artık. Nyalotha zaten Shadowlands'te, daha 8.3'te biz Nyalotha'ya giriş yapıyoruz. Yani Shadowlands'e bir nevi geçiş yapıyoruz aslında. Bu yeni gelen patch ile birlikte. Bu Assault'ta ama bahsettiğimiz ilk feature'daki, şuradaki Assault Azeroth üzerinde olacak. Horrific Visions... Gene şimdi izleyen arkadaşlara ayıp olmasın, açmayayım, kısaca bahsedeyim. Ogrimmar ve Stormwind kuşatılmış olarak göreceğiz beynimizde. Ve işte nasıl söyleyeyim, yeni bir esans sistemi gelecek. Research Development tarzında. Bu esans sisteminde sola takılabileceğiz, gidip görevler yapabileceğiz. Hem Ogrimmar'ın hem Stormwind'in içinde, yani tarafın neyse büyük ihtimal öyledir diye düşünüyorum. Çünkü detaylı bir bahiste bulunmadı. Büyük ihtimal Horde Ogrimmar'da yapacak. Alliance Stormwind yapacaktır. Bazı Corrupted fragmentları toplayıp Magni ve Mother'a götüreceğiz. Onlar bizi inceleyecek, gelişeceğiz, güzelleşeceğiz, güçleneceğiz. Bu ara Heart of Azeroth sistemi büyüyor. Daha fazla şey açılmaya başlıyor. Aynen, esans slotu açılıyor. Nyalotha Waking City diye bir raid geliyor. 12 tane boss'tan bahsetti ama üstüne bastıra bastıra söyleyeceğim. Ben videoyu çok dikkatli takip ettiğimi düşünüyorum. Yayından sonra da bir tekrar izlerim. Kesinlikle son boss Nezot demedi. Demedi. Kesinlikle Nezot son boss demedi. Öyle mi değil misini PTR'da göreceğiz büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Theory Craft, dur bir Satta SC diye bir arkadaş sordu, hemen ben de şey özetimi yapmış olayım da. Rewards son boss Sylvanas olabilir. Boşuna masraf yapıyorlar, klasik en güzeli olabilir. Shadow Cases full Enzoth is the final boss. Nerede yazıyor abi? Hani nerede yazıyor? Bir link var mı? Yazısı olabilir bak, ama videoda söylemedi bunu. MMO Champion olabilir abi, olabilir. Yani o da bir yorum da olabilir hani şey. Kimileri Nezoth'un bir patch'te bitirilmeyeceğini düşünüyordu. İşte 8.3 gibi tek patch'te harcanmayacağını falan düşünüyordu ama bence harcanmış gibi değil. Nezoth tek patch'e sığmayacak. Sığdırılabilir ya da başka bir şey olabilir. İki tane... Neyse ney. New Allied Race, yani iki tane Allied Race gelecek abi. Horde'a Vulpera geliyor. Bu Wolden'daki gördüğümüz tilki abiler ablalar. Alliance'a da Mechagnomes geliyor. Açıkçası ben bir Horde olarak Vulpera'nın gelişinde sevindim. Alliance arkadaşlara da Mechagnomes'lar hayırlı olsun. Seveceklerinden eminim. Goblin ve Worgen'lerin Heritage Armor'larını geliştiriyorlar. Yani yenilik demeyeyim de, çünkü vardı diye hatırlıyorum ben. Auction House sistemi değişiyor. Ben şu patch'te, şurada en çok sevindiğim şey Auction House sisteminin bayağı değişmiş olması. Abi Vulpera'lar süper olmuş. Selam bu arada, hoş geldin. Biz de Vulpera'lara sevindim ama dediğim gibi ben şimdi Vulpera açacağız da sıfırdan nereye kadar oynayacağız? Teşekkür ederiz takip için. Nereye kadar yeni karakterler kasarız bilmiyorum ama bu oyunda bosslar geldi, bu oyunda yeni yamalar geldi. Patch'in zamanını verilmemiş bu ara.
benim nacizane fikrim, sizle paylaşmak istediğim en iyi gelen feature, yani özellik, Auction House'un yenilenmesi. Gerçekten bizim için iyi olur. Bu akşam PTR'da bu ara diye bir bilgi geldi. Doğru olabilir arkadaşlar. Doğrulayalım bu ara. Şu MMO Champion'a bir bakalım. Bak. At the end of the old god himself. Ha tamam. Tamam. We're going tamam, to tamam. Need... Özür diliyorum. Nızat son boss'umuz. Tamam, oku da devamını bakalım. Bir okusana devamını. Need all of our allies, all of our might, all that we have learned through our research, our work with Magni, and channeling the power of Azeroth herself in order to emerge triumphant and save Azeroth. We also have a number of changes okay. coming to our reward yani, systems with visions yo, of Nizal. Karşılaşacağız. In addition to the legendary the dungeon, yani. Do you want to strategize very carefully as you approach dungeons with the corrupted affix in play during the abi ver, bir şey söyleyeyim. Now you may be wondering when you're going to get to check all of this out. Well, I'm very happy to announce that we're working literally as I speak on getting this uploaded to our public test realm for the entire world, and we should have it live later today. Today diyor. Bugünden itibaren PTR'a yükleniyor arkadaşlar. Evet. Tamam, biz zaten buraya kadar dinleyememiştik bir türlü. Assaults by Nazoth's minions, venture into your very first horrific visions, and much more. And just after that, aynen foto. Old God himself diyor orada. Kaçırmış. See you in BlizzCon. Ha, BlizzCon'a kadar başka bir açıklama gelmeyecek o zaman. Bunu mu anlıyorum bunlardan? Evet. Tekrar edelim. Klasik'te çıkış tarihi bugün çıkmış abi, çıkmış. Evet. PTR'de. PTR'de bugün var arkadaşlar. Ha, o 8.3 çıkış tarihi yok. PTR'ye çıkış tarihi var. Emerald Dream, Yogg-Saron, Murazon tek peşte yiyen Bliz. Nezot'u mu yiyemeyecek? Yiyecek. Yiyebilir yani. Yiyememe durumu yok da. Valla klasikçi arkadaşlara buradan tekrar söylemiş olalım. Dire Maul gelecek Oktober, yani Ekim 15-16'sında. Ve phase geçişi olacak. World Boss'lar gelecek. Ve PvP sistemi dahil olacak işin içine. Honor sistemi geliyor. PvP sistemi dahil oluyor diyelim tekrardan. 8-3 Battle for Azeroth'a 8-3 geliyor. Konuştuk.